Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videomuzda size yerli KTC 3200 turbojet motorundan bahsedeceğiz. Son durumu nedir? Füzelerimizin benzinini ne kadar arttıracak veya dünyadaki diğer motorlara oranla ne durumda? İncelemeye başlayalım. Japonya tarafından kurulan füze ve teknoloji kontrol rejimiyle imzaladığımız bir anlaşma yüzünden 300 kilometreden fazla menzilli bileşenleri yabancı bir ülkeden alamıyoruz. O yüzden milli bir motor üretmemiz gerekli. Bu yola da Kale grubu çıktı ve 2012'de turbojet motorunu üretmeye başladı. Tam olarak 7 yıl sürmüş. Bir motorun üretimi zahmetli ve kolay bir iş değildir. Metalurji, elektronik, yazılım her alanda ustalaşmanız gerekli. Kale de bu uğurda 5 motor patlatmış ve bu işi başarmış. Tabi tam olarak ilk amaçlarına ulaşamamışlar. Önceden motorun ismi KTC 3500'dü. 3500 kısmı itiş gücünü ifade eder. 3,5 kane güç ürettirmeye çalıştılar ama 3,2 seviyesine gelebildiler ve ismi bu şekilde değiştirildi. Şimdi ise testleri tamamlanmak üzere hedeflerine ulaşmışlar ve 2020 sonunda SOM, Atmaca, Gezgin hepsinde kullanabileceğiz. Bildiğiniz gibi SOM ve Atmaca füzemiz Fransız TR-40 motorunu kullanmakta. Dolayısıyla kısıtlamalara tabi. Bora balistik füzesi de aynı şekilde menzil olarak hep bir 280 km sınırı görüyoruz. Tabii artık KTC geleceği için bu 280 kıskacından çıkabileceğiz. Bunu sadece ben değil, savunma sanayi araştırmacısı Anıl Şahin KTC toplantısında vurgulayarak söyledi. Bora'yla bunların ne alakası var derseniz de motor motora benzer. Eğer siz daha önce uçak yaptıysanız yenisini daha kolay yapabilirsiniz. Motorda da aynı şekilde. KTC'den gelen tecrübeyle yeni bir motor ailesi kurabiliriz. Yani Türk yapımı uzun menzilli füzeler ya da milli motorlu insansız hava araçları. KTC 3200'ün özelliklerine gelirsek 30 cm çapında, yaklaşık olarak 77 cm uzunluğunda. 900 beygir yani 3,2 kane itki gücü kapasiteli. 5000 metre irtifada 0,95 Mach yani 1163 km uçuş hızı bulunmakta. Hizmet ömrü ise yaklaşık olarak 17 saat ve yakıt olarak çoğu jetin kullandığı JP8 ve JP10 sıvı jet yakıtını kullanmakta. Tabii bu yakıtı zenginleştirmeyi bulursak performansı arttırabiliriz. Geldik asıl konumuz olan muadilleriyle ve diğer motorlarla karşılaştırmaya. Bakalım dünya seviyesinde bir motor yapabilmiş miyiz? İlk olarak yerine yaptığımız Fransız yapımı TR40 ya da bize satmak için kısıtlamadıkları asıl versiyon olan TR-I40. Bu motor 3,4 kanelik bir güce sahip ve 0,95 Mach'lık hızlara ulaşabilir. Neredeyse aynı seviyedeyiz. Ağırlık olarak da aynı şekilde, tek fark KTC'nin 4 kilogram daha ağır olması. Fransızlar bu motoru egzoket gemi savar füzelerinde kullanıyorlar ve menzili 180 km. Gemi savar olduğu için boyutuyla birlikte menzil birazcık sınırlandırılmış. Bizde de böyle olacaktır, gemi savarı ayrı, seyir füzesine ayrı şekilde. Sırada Tomahawk, Amerika'nın uzun menzilli seyir füzesi. Biri turbofan, biri turbojet motor içerse de çalışma prensipleri yakın diyebiliriz. BGM 109 Tomahawk'ın motoru F-107. Uzunluğu 61 cm, yarı çapı 30 cm. Bizim KTC 3200 ile çapı aynı ve bizimkinin uzunluğu 16 cm daha fazla. Ancak Tomahawk'ın motoru gaz yağı benzin karışımından oluşurken bizim motorumuz dizel. Tomahawk daha az enerji veren bir yakıt kullandığı için termal kameralarda görünme ihtimali dizelden çok daha düşük. Seyir füzelerinin bir amacı da savunma sistemlerine yakalanmamak olduğu için bu şekilde yapılmış. Umarım biz ters bir etkisini görmeyiz. Dikkat çekici olaraksa F-107 motoru 1,9 kane itki gücü verirken KTC 3,2 kane güce sahip. Tomahawk'ın hızı 0,74 Mach iken bizim motorumuz 0,95 Mach. Ve bu farka rağmen Tomahawk 1200 ila 2500 km arasında bir menzile sahip. Bu da bizim seyir füzelerimizin biraz daha ağır olduğu için 2000 olmasa da 1000 km menzillere ulaşabileceğini gösterir. Çalışma süresi üzerinden yapacağımız hesap söylediğimi doğrular nitelikte. Motorumuz 30 ila 60 dakika arasında çalışabildiğine göre 1163 km hızıyla 1 saatten yanılma payıyla birlikte 1000 km menzil eder. Umarım seyir füzelerimiz bu sayılara ulaşabilir. Sırada Ruslar. Rus beyler özellikle yaptıkları motorlar hakkında bilgi paylaşmayı sevmezler. İnternette haklarında bilgi bulmak zor ama imkansız değil. Çok sevdikleri 3M54 kalibir füzesi. Hem gemi savar hem de seyir füzesi olarak kullanabilmekteler. Motoru turbojet ve Tomahawk'a yakın seviyelerde. 980 km hız, 2-3 kane arası güç ve 660 km menzil.
turbo jet motora sahip bu kalibirlere yakınız. Bu da gemi savarlarımızın gidebileceği uç sınırları gösterir. Son olarak Hintlilere bakalım. Hikayesi bize benzeyen Nirpay füzesi. Hindistan geçmişte çok ezilen bir ülke olduğundan kafasını yeni doğrultmaya başladı. Bu da askeri teknoloji olarak da yeni yeni yükselmesi demek. Birinci elden örnek Nirpay füzesi. Bu seyir füzesi çift aşamalı motoru sayesinde 1000 kilometre menzile ulaşabilmekte. Yani ilk itici çalışır, hızlandırıp ayrılır, görevini turbojete bırakır. Biz de böyle bir eklemeyle menzilimizi katlayabiliriz. Üstelik Hindistan'ın motoru 0.8 Mach hızında ve 3 kN civarında, daha iyiyiz. Füze testinde bu motor ilk itici desteğiyle bile olsa 1 saat 10 dakika çalışarak 1000 km ilerisini görmüş, sayılar ortada. Sonuca gelirsek diğer ülkelerdeki motorları gördük, güçlerine ve özelliklerine baktık. Onlar bu kadar gidiyorsa bizim füzelerimiz neden binli seviyeleri görmesin? Artık KTJ 3200 ve üzerinden geliştirilecekler sayesinde belki gezgin füzemizi de görebiliriz. Hatta her füzemize yeni motor ailesi bile kurabiliriz. Sonuç ne olursa olsun bizi sınırlayan en önemli prangalardan birini kırmış olduk. Hayırlı olsun. Geldik sona. Videoyu beğenerek bize destek olabilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.